Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kırmızı mercimek köftesi yapalım dedik. İsterseniz malzemelerimizden başlayalım. Malzemelerimiz 1 bardak kadar kırmızı mercimek, 1,5 bardak kadar ince bulgur, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var, birer tatlı kaşık kadar salçamız var, tatlı kırmızı biberimiz var, karabiber, pul biber. Acılı, isterseniz katmayabilirsiniz de. Kimyonumuz var ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Burada da yeşilliklerimiz var. 2-3 adet kadar soğanımız, 1 demet kadar maydanoz, yarım demet kadar nanemiz var, 1 tane soğanımız var. Soğanımızı ince ince doğrayarak kavuracağız. Sunum yaparken de marulla sunum yapacağız. İsterseniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. 1 bardak kadar kırmızı mercimeğimizi tenceremize koyuyoruz. Üzerini kaplayacak kadar su koyuyoruz. Yaklaşık 2 bardak kadar da su koyduk. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Mercimeğimiz pişerken yeşil malzemelerimizi çok ince bir şekilde doğrayalım. Mercimeğimiz haşlanırken eğer suyunu çekmişse biraz su ekleyelim. Mercimeklerimiz pişti. Mercimeğimizin altını kapatıyoruz. İçerisine 1,5 bardak bulgurumuzu koyuyoruz. Güzel bir şekilde karıştıralım. Ağzını kapatalım. Bir 5-10 dakika içinde bulgurumuz şişecektir. Bulgurumuz şiştikten sonra malzemelerimize katacağız arkadaşlar. Bir yandan da soğanlarımızı kavuracağız. 2 kaşık kadar, yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Soğanlarımızı içine yerleştiriyoruz. İnce ince doğradığımız soğanlarımızı pembeleşene kadar 2 kaşık zeytinyağının içinde kavuruyoruz. Kavururken içine 1 kaşık kadar su koyarsanız soğanlarınızı yapmadan kavurabilirsiniz. Bir kaşık tatlı kaşığı kadar salçamızı da koyuyoruz içine. Yine yakmamak için 1-2 kaşık su koyuyoruz. Bir de dinlenmekte olan bulgur ve mercimek karışımının içine soğanlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra geniş bir kabın içine bulgurlu karışımımızı döküyoruz. Biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz elimizi yakmayacak derecede ısıya geldiği zaman diğer malzemelerini de katıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Kimyonumuz. Acı biber. Karabiber. Kırmızı biberimizi de ekliyoruz. 1 çay bardağı kadar zeytinyağımızı da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar limon suyu da eklerseniz, bir adet limonun suyunu, daha lezzetli olur. Karıştırdıktan sonra güzel bir şekilde yeşillikleri de koyacağız. Bunu sonradan koymamızın sebebi, yeşilliklerimizi çok fazla yoğurarak öldürmemeye çalışıyoruz. Daha yeşil durması için köftenin içinde. Bu şekilde küçük bir yumurta büyüklüğünde alıyorsunuz ve şu şekilde elinizle sıktırıyorsunuz. Hatta şurada parmak izleriniz çıkarsa daha güzel olur. Artık ben alıştığım için iki elimle sıkabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sunum tabağımızın içine minik marullarımızı istediğimiz şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum sunumumu. Yanlarına birer limon dilimi ekliyorum. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.